Genel seçimlere 1 yıla yakın bir zaman kaldı. Bu sürede de Türkiye'de siyaset oldukça ısındı. Anket sonuçları 20 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasi partinin tepe taklak aşağı indiğini ve iktidarı kaybetmek üzere olduğunu bize açıkça göstermektedir. Sandıkta, halkta, sokakta karşılığını bulamayan siyasi iktidar maalesef Cumhuriyet Halk Partileri adliye koridorlarında meşgul ederek, süründürerek bir sürece girmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'in devam eden soruşturmaları var. İl başkanlarımıza açılan soruşturmalar var. Son olarak da İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu sizlerin de bildiği gibi Yargıtay tarafından cezası onandı ve siyasi yasaklı duruma geldi. Bu sadece Canan Hanım'a yapılan değil. Aslında bu ülkede Canan Hanım'ın şahsında, Ekrem Bey'in şahsında tüm muhalif seslere, siyasetçidir, gazetecidir, sivil toplum kuruluşu yöneticisidir, hiç önemli değil. Muhalif sese tahammül edilemeyen bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bunlardan korkmuyoruz, bunlardan yılmıyoruz, bunlara karşı geri adım atmıyoruz. Bunun üzerine de sıkı bir şekilde gideceğimizi, bu tip davaların, bu tip hukuksuz cezaların bizim sadece motivasyonumuzu artırdığını herkesin bilmesini istiyorum. Konumuzla dolaylı alakalı olduğu için de bir şey belirtmek isterim. Bakın biz 2,5 yıldır birlikte çalışıyoruz gazeteci, siyasetçi olarak. Defalarca açık basın açıklaması yap. Bunların içerisinde yolsuzluk dosyaları açık. Bunların içerisinde ıslak imzalı belgeler açıkladık. Ama bununla ilgili hiçbir gün bir devletin kurumu beni çağırıp da kardeşim şu belgeyi bir getir bir inceleyelim doğru mudur yanlış mıdır demedi. Ne zaman beni ifadeye çağırdılar? Cezaevindeki çıkan yangın yerine gidip açıklama yapıp buradan pis kokular geliyor, buradan rant kokuları geliyor dediğim zaman savcılık benden güya bilgi sahibi olarak ifade vermem talebinde bulundu. Yazılı bir talep gelmediği sürece gitmeyeceğimi söyledim. Yazılı bir talep geldi, henüz ifade vermeye gitmedim. Niye gitmedim? Bu hukuki bir davet değil arkadaşlar. Hukuki bir davet olsa bana denirdi ki şu 184 dönüm arsanın bir gelin bakalım, belgesine bir bakalım denirdi. Ama cezaevi yangınında önce bir haber çıktı PKK yaktı diye. Sonra partimize yönelik bir suçlama ve benim ifademe başvurarak kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Hukuk eliyle yapılmaya çalışılıyor. Bunu yapanlar kim olursa olsun, arkasında kim var? Hukuk mu var? Siyaset mi var? Bürokrasi mi var? Kim varsa var. Herkes şunu bilsin. Bunlara boyun eğmeyiz. Yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadrolarıyla birlikte. Ülkemiz hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararı aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının bir kanıtıdır. Saray rejimi başta İstanbul olmak üzere kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşamaktadır. Bu hazımsızlığın yerel seçimlerden sonra iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını artırıyor. Ancak korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir, çare demokrasidir, çare sandıktır. Değerli basın mensupları, ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan bu rejimin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasayla vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak Yargıtay'ın kararına da şaşırmadık. Çünkü biliyoruz ki kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil, ucube saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da hukuka ve adalete göre değil, sarayın siparişine göre verilmiştir. Bu karar hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye'nin muhalif insanlarıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kökeni Kuvayi Milliye'ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk, adalet davasıdır. Bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olan
olanların mücadelesi. Biz onlar gibi mağdur edebiyatı yapmayacağız. Mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler Canan Kaftancıoğlu'nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımıyoruz. Tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs'ta İstanbul'dan, Maltepe'den Sayın Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek, tek ses olarak dur diyeceğiz. İstanbul'dan yükselen güçlü sesimizle saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına dur diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halkımıza duyduğumuz sevgimizle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan Türkiye'dir diyorum. Bu tip haksızlıklara karşı Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, hangi partili olursa olsun yapılan bu haksızlığa karşı da sesimizi, sözümüzü yükseltmeye her daim devam edeceğiz diyorum.